Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. O Rahmandır, Rahim'dir, hesap gününün sahibidir. Ey Rabbimiz, sen bizleri sırat-ı müstakime ilet. Hak'tan, hakikatten ayırma. Kıymetli izleyenlerimiz, yine bir sahur vakti programıyla evlerinize konuk oluyoruz. Birbirinden değerli hocalarımızla birlikte bugün de Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mehmet Erdem hocamız aramızdalar. Sayın hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Tabii hocam küreselleşen dünyada ve dijitalleşen dünyada çocuklarımız, ailelerimiz işte telefondur, internettir vesaire şu bu. Bunların içerisinde boğulup gidiyorlar. Biz bugün özgün bir konu konuşmak istedik. Anne baba hakları. Şimdi tabii hocam klasik tabirlerimizle işte anneye üf bile denilmez, babaya işte saygısızlık yapılmaz, hürmetsizlik yapılmaz ama bizim inancımız gereği anne baba hakları nelerdir? Bunları konuşalım dedik hocam. Buyurun hocam. Evet. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Tabii ifade ettiğiniz gibi Osman Hocam, zamanımızda insanlar farklı bir moda geçmiş vaziyetteler. Şimdi daha önceki İslam tarihini biz başlangıç olarak ele alırsak, İslam tarihinin ilk yaklaşık olarak 1200 senesi içerisinde yaşayan insanların hayat tarzlarında birbirlerinden çok fazla radikal farklılıklar yok. Neden? Çünkü sanayi devrimine kadar yaklaşık olarak işte gelişmeler çok yavaş gidiyor. Farklılıklar dünyanın her tarafında, çiftçilik, avcılık, hayvancılık, savaş vesaire filan, böyle hayat tarzı bunun üzerine gidiyordu. Ama sanayi devriminden sonra müthiş bir ivme kazandı insan hayatındaki değişiklikler. Özellikle son 30 senedir diyelim. 3. milenyum diyorlar şu an itibariyle Hazreti İsa'nın doğumunu merkeze alarak. Biz yine de anlaşılması için 3. bin yılın başından itibaren zamanımıza kadar bu asrın ilk çeyreğini doldurmak üzereyiz. Değişiklikler, günlük hayatımızdaki farklılıklar akıl almaz şekilde farklılaşmaya başladı. Evet hocam. Bu sebeple de İslam'ın sabiteleri var. İslam'ın sabiteleri hakkındaki bağlarımız, ilişkilerimiz az çok zaafa uğramaya falan başladı. Yani geleneksel aile topluluklarında ister istemez zaten bir şemsiye şahsiyet olarak baba, büyük baba vesaire falan var. İşte onun manevi nefesi altında diğer insanlar, çoluk çocuk, erkekler, gelinler vesaire falan, herkes kendine göre bir vazifesi var. O çevrede büyük aile şeklinde hayatımız devam ediyordu. Ama şu an itibariyle iş iyice değişti. Şimdi Müslüman olarak bizler bu akan sele teslim mi olacağız? Yoksa dinimizin bize emrettiği bazı mükellefiyetler var. Her alanda mükellefiyetler var. Önce şuradan başlamak lazım belki. Önce İslam'ı bir doğru anlamamız gerekiyor. İslam insan hayatına hem dikey anlamda hem yatay anlamda her açıdan müdahale eden bir dindir. Yani evet. Din İslam'ı sadece zihinlere bir inanç olarak hapsedilecek bir din olmadığını önce bir Müslüman olarak bilmemiz gerekiyor. Nitekim biz ne diyoruz? Çocuklarımıza ilk öğrettiğimiz ilmihal bilgilerinde ef'ali mükellefin diye bir şey saydırıyoruz. Onun ne demek olduğunu tam manasıyla bilmiyorlar ama olsun, yani öyle bir kavramı çocukların zihinlerine yerleştirmeye çalışıyoruz. Ef'ali mükellefin demek ne demek? Artık Allah'a karşı, aynı zamanda hukuka karşı sorumlu olan kişilerin
bilinçli, iradeli eylemlerine şeriatın, dinin verdiği hükme biz efali mükellefin diyoruz. Evet. Dolayısıyla bizim günlük hayatımızdaki bütün yapıp etmelerimiz bir şekilde dinimiz tarafından belgeleniyor. Mesela şu anda biz bir program yapıyoruz değil mi? Bu program insanlara faydalı olmak için bir program yapıyor isek bu müstehap bir şeydir. Mutlaka yapılması gereken bir şey ise bu farzdır. Yapılmaması gereken bir şeyi yapıyor olsa insan değil mi? Bu sefer haramdır vesaire. Dolayısıyla insanın yapıp eylem etmelerine İslam mutlaka bir damga vuruyor. Bu damga bazen olumlu oluyor. Farz, vacip, sünnet, müstehap dediğimiz. Bazen de olumsuz oluyor. Buradan hareketle de şunu bizim zihnimize dinimiz yerleştiriyor. Bu davranışlarımızdan dolayı, iradeli davranışlarımızdan dolayı Allah'ın huzurunda hesaba çekileceğiz. Ve bunların hangi motivasyonlarla yaptığımızı, nefsimize mi uyduğumuzu, Cenab-ı Hakk'ın emir ve yasaklarını mı dikkate aldığımızı, faydalı olmayı mı öncelediğimizi, yoksa kendi menfaatimiz olsun da başka herkesin zararına olsun, zarar yok mantığıyla mı hareket ettiğimizi karşımıza çıkartacaklar bir gün ve bunun hesabını vereceğiz. Peki hocam şöyle bir şey sorayım bu konunun başındayken. Yani anne baba hakları dediğimiz şey İslam fıkhında yani mesela şöyle bir şey. Şer'i devletlerde veya geçmişte İslam hukukuyla idare edildiğini ifade eden devletlerde veya Peygamber Efendimiz döneminde herhangi bir yazılı kural kaide veyahut da yani mesela işte anne babasına kötü davranan kişinin bir cezası bu dünya açısından herhangi bir cezası yazılı kural olarak var mı? Tabi oraya geleceğim. Ben evet, şöyle, hocam. Bir geniş alarak merkezden muhite doğru geliyorum. Dolayısıyla bu bir hak konsepti var. Önce bunu bir zihnimize yerleştireceğiz. Bu hak konseptinin teknik terimlerle ifade etmek gerekirse taalluk ettiği nesneler var, varlıklar var yani. Biz hakkın mükellefiysek, efali mükellefinden oradan başladım. Evet. Ben sorumluysam, yani Cenab-ı Hakk'a yapıp ettiklerimden dolayı hesaba çekileceksem, bu sorumluluklarımı nasıl yerine getireceğim meselesi, kimlere karşı ne sorumluluğum var üzerinden gitmemiz lazım. Kısaca madem ki anne babayı biz merkeze aldık, o zaman onu merkeze alarak onun civarından mevzuyu devam izah etmeye çalışalım. Bir kere İslam'da Osman Hocam mükellefiyetler Allah'ın huzurunda vereceğimiz hesapların bu dünyadaki mükellefiyetleri de biz merkezdeyiz. Kendimiz merkezdeyiz. Ondan sonra civarımıza doğru gidecek bu iş. Mesela Hazreti İbrahim'in dualarından olarak Kur'an-ı Kerim'in aktardığı duada ne diyoruz? Rabbena gfirli ve li valideyye ve lil müminine yevme yekumul hesab. Yani önce sen kendin Allah'a karşı bir hesabın var. O hesabı iyi hazırlayacaksın kardeşim. Değil mi? Evet. Onun için Rabbim beni mağfiret et diye başlıyoruz. Önce annemi babamı mağfiret et demiyoruz bakınız. Önce kendimiz bir arınacağız ki değil mi? Başkasının sonra arınmasına zemin oluşturalım vesaire. Dolayısıyla Rabbena gfirli diyoruz. Ondan sonra veli valideyye diyerek ilk dua ettiğimiz kişiler anne ve babamız oluyor. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak insanın işin farkına vardıktan sonra maslahatını isteyeceği ilk kişilerin anne ve baba olduğunu açık bir şekilde ayet-i kerime bize izah ediyor. Ondan sonra belki sonuna doğru oraya da temas ederiz. Böyle çevreye doğru yayılan bir sorumluluk var. Anne babadan sonra mesela sıla-i rahim diye bir kavram var. Akrabayı tabii o sıla-i rahiminde birini erkek diğerini kadın kabul ettiğimiz zaman nikah düşmeyecek derecede yakın olanlarla olan münasebetler var. Bir de onun bir çerçeve dışarısında kalan nikah düşse de amca çocuğu, dayı çocuğu, hala çocuğu, teyze çocuğu şeklinde veya büyük hala, dayı, teyze
çerçevesinde böyle helozonik bir seyir takip ederek bütün insanlığa iyilik yapma konseptini bize İslam yerleştirmiş oluyor. Şimdi direkt bir şekilde hukuki anlamda anneye babaya sorumluluk deyince İslam hukukunun birçok alanına anne babayla ilgili bazı sorumluluklar yansıyor. Yani direkt bir şekilde isyan edene ne ceza verilir dediğimiz zaman onun bir cevabı var. İsyan etmeyip ihmal edene nasıl bir muamele yapılır? Onlara dair bir yaptırımı var İslam hukukunun. İyilik yapanın iyilik derecesi nereye kadardır? Onları da fıkıh neticede bir hukuk düzeni olduğuna göre onları da kendi bakış açısına göre bir zapturapt altına almış, kontrol etmiş, sınırı var. Her şeyin bir sınırı var. Namütenahi değildir mesela. Mesela itaat üzerinden gidelim. Anneye babaya iyiliği Allah-u Teala sadece bizim dinimiz, yani Hazreti Peygamber'in aleyhi eftalü salavat Efendimiz'in tebliğ ettiği İslam değil, önceki peygamberlerin tebliğ ettiği İslam ki Allah'ın nezdinde yegane din İslam'dır malum. O peygamberlerin tebliğlerinde de anne babaya iyilik yapmanın ilk maddeler arasında yer aldığını bir kere görüyoruz. Evet. Yani Kur'an-ı Kerim'de belki bu mevzuya oradan girmek gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'in ikizleri var Osman Hocam. İkizler demek Kur'an-ı Kerim'in çift zikrettiği iyilik ve kötülük bağlamında çift olarak zikrettiği hususlar var. Mesela kötülükler içerisinde içki ile kumarı beraber zikreder Kur'an-ı Kerim. Birden çok ayette mesela içki ve kumarın haramlığını bildiren ayette Estağfirullah innemel hamru ya eyyühellezine amenu innemel hamru vel meysru vel ensabu vel izlamu ricsun min amelis şeytan eder. Yes'elûneke anil hamri vel meysir. Sana içki ve kumardan sorarlar der. Demek ki bu ikisi tırnak içerisinde birlikte beraber zikrediliyor. Sokak jargonlarını bu ikisi için kullanmakta bir beis yok. Bu ikisi kanka. Kanka. Evet hocam doğru. Bu ikisine o şey uyuyor biraz çünkü. Buna karşılık mesela namazla zekat beraber zikrediliyor. Enteresan olan Allah'a ibadet ile anne ve babaya iyilikte beraber İtaat, zikredilen evet. şeyler. Bu ikisi de bir. وَعْبُدُ اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا Allah'a ibadet edin. Hiçbir şeyi Allah'a şirk koşmayın ve anne ve babanıza iyilik yapın. İhsan da bu. Evet. Bizden önceki şeriatlere atıfta bulunan bir ayeti kerimede efendim biz İsrailoğullarından Allah'a şirk koşmamayı, anne babaya iyilik yapmayı sözünü aldık. وَاِذْ اَخَذْنَا مِيثَاقَ الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ diye başlayan ayeti kerimede. Dolayısıyla bu ikisi de beraber. Buradan hareketle anneye babaya iyilik yapmanın sınırlarını, tabi bu bir fıkıh konusu haline evet. dönmüştür. Yani artık böyle bir temeli bulunan ayetin fukaha tarafından sadece bir mev'ıza olarak zikredilmiş olması düşünülemez. Bu mevzu çerçevesinde bir fıkıhta oluşmuştur. Mesela ne olmuştur? Ne demişlerdir? Eğer bir kişinin anne ve babası bakıma muhtaç ise ve seferberlik görevi de yok ise bir kişinin anne babasının bakımını bırakıp savaşa gitmesi doğru değildir demiştir. Caiz değil. Caiz değildir yani. Çünkü onun senin birinci derecede bakmakla yükümlü olduğun Kur'an-ı Kerim'in Cenab-ı Hakk'ın kendisinden sonra işte şirkten kaçındıktan sonra iyilik yapmakla bize emir buyurduğu bizzat ismini zikrederek bir umumi manada iyilik yapın ve ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin değil mi? Evet. Yani genel anlamda bu. Herkese, her nesneye iyilik yapmak ama bu iyilik
sizin bu iyilik yapma yeteneğinizden ilk faydalanacak kişi önce nefsiniz, kendinize karşı iyilik yapacaksınız. Ondan sonra da annenize, babanıza. Bundan dolayı diyorlar ki bir kişinin mesela ilim öğrenmek için anne ve babadan rızası olmadan yolculuk yapılabilir mi? Memleket terk edilebilir mi? Şayet ilmihali öğrenmek için buna ihtiyaç varsa ilmihalini öğrenecek kadar memleketi terk edip annesi babasının rızası olmasa bile demesi lazım ki benim bir Müslüman olarak sorumluluklarım var Rabbime karşı. Size karşı sorumluluklarımın da ne olduğunun sınırını bilmek için benim ilmihal öğrenmem lazım. Yani önünde sadece Cenab-ı Allah'ın emrettiklerini öğrenmek için yapabilir. Ama derinlemesine ben büyük bir fıkıh hocası olmak için 10 sene efendim sizden uzak kalmak durumundayım diyemez yani. Evet. Babası, annesi diyebilir ki oğlum tamam güzel de biz burada bakıma muhtacız. Namazını, niyazını, haramını, helalini öğren. 6 ay mı olur, 3 ay mı olur? Ne kadar olursa. Şimdi hocam şöyle enteresan bir şey var. Yani toplumun genel yapıda bilmiş olduğu şey Cenab-ı Allah, ondan sonra işte peygamberler, melekler, peygamberler, kitabımız, daha sonra diğer kutsal değerler. Halbuki burada ayetlerden anladığımız İslam fıkhına göre Cenab-ı Allah'tan sonra ve ona şirk koşmamaktan sonra anne baba hakları geliyor. Tabii birinci derecede o. Birinci derecede. Birinci derecede yani anne babanın üzerimizdeki hakları böyle bir programa falan sığmayacak kadar geniştir ama ben ana hatlarıyla bir işin mantığına vakıf olmamız gerektiğini hatırlatmak istiyorum yani bu münasebetle. Dolayısıyla şimdi mesela çok müşahhas bir örnek, seküler hukuk sistemlerinde anne baba çocuk öldüğü zaman mirasçı olmuyor. Değil mi? Evet. Yani eğer ölen kişinin alt soyundan biz ona birinci zümre diyoruz. Yani mesela Türk Medeni Kanunu'nda zümre sistemi esastır mirasçılıkta. Benim biraz uzmanlık alanım da mirasçılık olduğu için ondan dolayı söylüyorum. Mirasçılıkta zümre sistemi esastır. Alt soydan herhangi bir kişi var iken anne baba mirasçı olamaz. İsterse dördüncü dereceden torunu olsun. Halbuki bir kişinin ölümüne en çok, en derinden üzülen kişiler kimlerdir? Anne ve babadır. Ve o kişinin üzerinde en çok hakkı olan kişi kimdir? Anne ve babadır. Evet. Ama buna rağmen işte hukuk sistemleri alt soydan herhangi bir kişi varken üst soy sıfatıyla anne ve baba da olsa mirasçı yani, olamaz diyor. Hanımı veya eşi veya çocukları. Hanım biraz daha bir eş başka bir kategori de. Ama hocam şimdi mirasçı. Şu anda mirasçı da yani anne babayı engelleme açısından ben söylüyorum. Evet. Anne babayı engelleyen kısma girmiyor eşler de. Ama alt soy ne kadar aşağı inerse insin mirasçı olamıyor. Halbuki İslam hukukunda Kur'an-ı Kerim'de miras ayetlerinin ilkinde ki bu Nisa suresinin 11. ayetidir. Allah-u Teala açık bir şekilde anne ve babanın ölen kişinin çocuğu olsa da olmasa da mutlaka mirasçı olacağını, ancak çocuğun olması durumunda mirasçılarının biraz paylarının düşeceğini, çocuğun olmaması durumunda ise yükseleceğini. Ama anne ve babanın mirastan mahrum kalması diye bir şey söz konusu değildir. Hatta bu mevzuyu inceleyen bir Fransız hukukçu bu ayetin karşısında şapka çıkartmak durumunda kalmıştır. İslam miras hukukunun hiçbir şeyini kabul etmesek bile bu farkıyla, bu ilkesiyle, anne baba mirasçı olur ilkesiyle bizim hukukumuza fark atmıştır. Evet. Demek durumunda kalmıştır. Yani şunu demeye çalışıyoruz. Anne babayla çocuklar arasındaki ilişki son derece özel bir ilişkidir. Ve bu ilişki çerçevesinde yaptığımız yanlışlıklar da ahirette ilk karşımıza çıkan hususlardan. Yani çarpan etkisiyle. Çarpan etkisiyle öyle diyelim. Nitekim ahirette insanların birbirinden kaçacağını ifade eden ayet-i kerimede hani yevme yefirrul mer'u min ahihi ve ummihi ve ebihi ve sahibeti ve beni
en çok ilişkisi bulunduğu kişiler merkeze alınarak onlardan uzaklaşmaya, yani onlara karşı, çünkü görevini yapmamışlıktan mütevellit, evet, çok büyük bir mahcubiyet hissi içerisinde düşeceğinden dolayı kaçma krizine gireceğini Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz. O zaman anne ve baba, demin ki sizin halkımız arasında biliniyor dediğiniz husus tamamen bir ayeti kerimeye dayanıyor. Evet, bu da halk irfanı esasen, yani ayeti bilmeseler bile belki dinledikleri vaazlardan, İslam kültürünün ortak etkisinden mütevellit bu tür bilgiler az çok zihinlerimizde var. Fakat zamanımızda işte mesela Z kuşağı, annelere babalara bir görev yükleniyor, Z kuşağı deniliyor. Yeni tanımlamalar yapmak suretiyle aileler ile çocuklar arasında büyük bir barikat yerleştirme vesveseleriyle karşıya kalıyoruz. Evet. Yani bu tamamen bir dolduruş meselesi. Ne demek Z kuşağı? Z kuşağı olunca yani ne anne dinler, ne baba dinler, ne öğretmen dinler, ne hoca dinler filan, hiçbir değeri yok. Aslında bilinçli olarak topluma pompalanan tabii bir canım, böyle olmayı empoze. Evet, bunu empoze ediyorlar. Hem çocuklara empoze ediyorlar, hem topluma empoze ediyorlar, hem anne babalara da empoze ediyorlar. Artık öyle bir şeye geliyor ki anne baba sanki benim çocuk Z kuşağından, dolayısıyla şu anda hürmet edilmesi gerekirse onlara yapılacak. Biz hürmete layık kişiler değiliz. Hizmet edilmesi gerekirse de onlara yapılacak. Biz de işte kaderin garip cilvesi olarak vakti merhunumuza kadar, eskilerin ifadesiyle, evet, hayatımızı devam ettirip yok olup gideceğiz şeklinde. Halbuki İslam'ın öngördüğü hayat tarzı bu değil. Yani İslam'ın öngördüğü hayat tarzı. Buna karşı direnç şimdi yeni yeni başladı hocam. Yeni bir gençlik hareketi olarak inşallah bu dönemde, yani inançlı nesil dediğimiz bir hareket başladı. İnşallah yani Z kuşağını başlatanlar zaten başarılı olamadılar. İşte bugün Rusya'daki hadiseyi görüyoruz. Küreselcilik çökmüş durumda. Ulusalcılık yeniden geri geliyor. Dolayısıyla bunu da başaramayacaklar inşallah. Kesinlikle. Bu şöyledir. Osman Bey, Araplarda çok güzel bir atasözü var. Hakkın sesi kalıcıdır, şerrin sesi yüksektir der. Eyvallah. Yüksektir tabii, tamam. Bu çığırtkan, moda gibi bir şey yani. Bir saman alevi gibi bir görünür, sonra kaybolur. Yani bu eşyanın tabiatına ters olan bir şey bu. Eşyanın tabiatına uygun olan, fıtrat dini olan dinimizin talimatıdır. Dinimizin talimatı anne ve babaya iyilik yapmak. İsterse anne baba efendim gayrimüslim olsun, din farkı olsa bile sırf anne baba olmaktan mütevellit çocuklarının üzerinde bir takım hakları var. Bunu nasıl formüle etmişlerdir? Babanız Hristiyan ise kiliseye götürmek yükümlülüğünüz yok, ama kiliseye gitmiş de orada kalmışsa kilisenin kapısından alıp evinize getirip, hatta sırtında getirerek, yani efendim sonra onun ihtiyaçlarını karşılamak, insanlık şerefine uygun şekilde gerekli itinayı göstermek, hürmet ve tazimi yapmakla yükümlüsünüz der dinimiz. Dolayısıyla mesela bu bir hukuki düzenleme. Fakat burada eğer anne baba dine tam muhalif ve senin kabul ettiğin Hazreti Peygamber'i istihfaf ediyor, Kur'an'ı reddediyor, senin de o yola girmeni engellemek istiyorsa, o zaman bir dakika diyoruz. Bak burası anne babasının ayrı mesele. Ama bir dakika diyoruz. Yani bu halika isyanın söz konusu olduğu yerde mahluka itaat yoktur. Anne baba. Evet, anne baba da olsa, en yakınınız da olsa mahluka itaat yoktur. Bu sebepten dolayı işte hani sahabeden anlatırlar, işte oğlu Müslüman olduğu için dinden dönmediği müddetçe efendim yeme içmeden kesilen kadına sahabe ne demiştir? Vallahi ölsen de bu şeyden dolayı ben bu dinden dönmem. Evet. Kendini lüzumsuz yere helak etme şeklinde bir itiraz etmiş. Dolayısıyla sınırını çok çok iyi koymamız gerekiyor. Evet. Sınır İslam'ın sabitelerini bize
reddetmediği, engellemediği, bizim yaşamamızı engellemediği müddetçe onlara iyilik yapmakla yükümlüyüz. Fukaha şöyle der. Hatta baba belli bir çoluk çocuğu yetiştirmiş. Kendisinin de çalışma imkanı var. Çalışma imkanı varken bile babanın şöyle deme hakkı var. Yani İslam babayı çocukları yetiştirdiği zaman emekliye, çocuklar üzerinden emekliye ayırabiliyor. yeni bir sigorta güvenlik sistemi. Evet, evet. Diyor ki çocuğu, oğlum bak okunu hepiniz okudunuz, şey yaptınız. Benim de çalışmaya imkanım i̇ş var ama oldunuz, iş sahibi oldunuz. Emek sahibi oldunuz. Ben artık bundan sonra çalışma imkanım var ama artık ben bundan sonra çalışmıyorum. Siz benim ihtiyaçlarımı karşılayacaksınız evladım. Deme hakkı var babanın, biliyor musun? Eyvallah. Yani çalışma imkanı varken bile. Mesela çocuk muhtaç olduğu zaman bile anne babasının malını alacağı zaman akıl ve balig olduğu takdirde onlardan izin alması gerekirken anne ve baba muhtaç oldukları zaman çocuğun malından faydalanmak için izin almaya ihtiyaçları yoktur. Dinimiz onlara ente ve malüke li ebike demiştir. Sen de malın da potansiyel olarak babanıza aitsiniz. Ama evet, burada şunu iyi tespit etmek lazım. Baba hiçbir ihtiyacı yokken akıl ve bali olmuş çocuğunun malından habersiz alamaz. Eğer aralarında habersiz alma izni, yani karine ile böyle bir izin var ise zaten orada bir problem yok. Ama öyle değilse, ihtiyacı olmadığı zaman mal hürriyeti, temellük sistemi İslam hukukunun çerçevesinde alamaz. Ama ihtiyacı varsa çocuğa danışmaya falan gerek olmadan çocuğun malından faydalanabilir. Onun için o deminki şeyi teberrüken okuyalım isterseniz sizin. Evet hocam. Halk irfanında yerleşmiş olan şey bir ayettir. Estağfirullah. وَعْبُدُ اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْءٍ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا. Demin o ayeti okuduk. وَقَضَى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوا اِلَّا اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا. Allah-u Teala size kesin talimat vermiştir. Kendisinden başka kimseye ibadet etmeyeceksiniz. Anne babanıza da ihsanda bulunacaksınız. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّنْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Yaşlılıktan mütevellit veya başka sebeplerden anne baba icabında az çok serkeşlik yapabilir, değil mi? Evet. Yani bazen yaşlıların nazları oluyor, duygusallıkları artıyor, gereksiz iğneli laflar ile çocuğu rencide edebiliyor vesaire filan. Biz çocuklarınkine nasıl itibar etmiyor isek, onların bu iğneli lafları bile hoşumuza gidiyor ise, İşte diğer kardeşimi aldın da bana almadın dediği zaman mesela biz onu bir hoş bir tepki olarak algılıyor isek, anne ve babamızdan gelene de böyle tepki vermeyi öğrenmemiz gerekiyor. Evet. Bu biraz tabii şey meselesidir, yani Allah'tan korkma meselesidir. Az çok bir eğitim yönü de var. Ya hocam yani, şimdi şöyle bir şey var. Biz tabii bir eğitim STK'sının sorumluluğu da bizim üzerimizde. Birçok noktada Çalıştay, Şura veyahut da kurultaylara katıldığımızda bu eğitim toplantılarına özellikle şimdi geçmişte mesela şeyde derslerde adab-ı maşeret evet, gibi ekstra dersler var. Evet. Yani bu derslerin içerisinde de işte anaya babaya hürmet vesaire, şu bu geldiği zaman önünden kalkılacak vesaire. Ben baktım bunların müfredatlarını da gördüm. Yani mesela 1940'lı yılların İmam Hatip müfredatında var. Yani diplomada bu dersten geçmesi gerekiyor. Evet. Şimdi tabii daha önce medrese dönemlerinde de bu dersler koyuluyordu. Bizim bu dönemde asıl bu okuldaki, ilkokuldaki, anaokulundan başlayarak işte liseye kadar, lise sona kadar gelecek derslere bunları koymamız gerekiyor hocam. Yani, şöyle bir şey. Yani keyfiyet değil, mecburiyet olduğunu koymamız gerekiyor. Şimdi çocuk keyfiyetle bakıyor olaya, evet, hadiseye. Bir de şunu anlamamız gerekiyor.
İşte ellerinizden öperim. 3 tane çocuğumuz var. Çocukların yetişme durumunu görüyoruz. Yani gıdım 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 bir, işte birer birer böyle yaşlarını seyrediyoruz. Ve o kadar hoşumuza gidiyor ki yapmış oldukları yaramazlıklar. Belki 2 gün uykusuz kalsan yine de sıkıntı etmiyorsun. Evet. Eyvallah. Ben şunu ifade ediyorum. Yani mesela annesi babası, annesi diyelim hasta. Rahatsız. Arıyor diyor ki evladım yani işte ben rahatsızım. Bana randevu alın. Ben hastaneye götürün. Ve şuram ağrıyor vesaire noktasında. Adam kulak arkası ediyor. Bekliyor ki işinin müsait olduğu bir günde götürsün. Halbuki hanımı açsa ya çocuğun dişi ağrıyor, başı ağrıyor, ateşi yükseldi dese işten izin alacak, koşa koşa eve gidecek. Evet. Bu ne zamanki tersine döndüyse işte bizim toplumsal refahımız da muhabbetimiz de öyle artacak hocam. Yani evet, bunu aynen. da ifade evet. etmiş olalım. Çok çok önemli bir nokta bu hakikaten. Yani anne babaların ihtiyacı fırsat bulursak, canımız isterse, keyfimiz yettiği zaman karşılanacak ihtiyaç. Ama çocukların, hanımların ihtiyaçları behemehal yerine getirilmesi gereken bir talimat gibi aynen. algıladığımız zaman buna biz Osman Bey zulüm diyoruz. Zulmü tarif ederken hukukçular diyorlar ki şeyi mevzinin yerine vaz etmeye adalet, şeyi mevzinin gayrına vaz etmeye de zulüm denir. Şimdi burada anneye babaya da çocuklarımız kadar itina etmemiz gereken şey bir şeyi yerine vaz etmektir. Eğer böyle yapmaz da birini öncelerken öbürünü efendim ihmalde bir mahsur görmez hale gelmişsek tuz kokmaya başlamış. Ya unutuyor bir de hocam. Evet. Yani insanlar unutuyorlar. Evet. Yani anne söyledi bir hafta sonra bir daha arıyor. Diyor ki ya oğlum ben böyle azap çekiyorum, sıkıntı çekiyorum vesaire. Veya kızım yani netice itibariyle fark etmiyor. İşte bu mesele tam Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın mucizevi bir şekilde verdiği haberlerden sayabileceğimiz en telidel mer'etu rabbeteha hadisinin sırrı burada gerçekleşmiş oluyor. Yani öyle bir zaman gelecek ki kadınlar efendilerini doğuracaklar. Yani kızlar da oğulları da kadınlara anneye babaya efendiymiş gibi davranacaklar. Onlar köleymiş gibi bir muameleye mahkum edilecekler. Bu hakikaten kıyamet alameti. İslam toplumlarında ben şimdi az çok işte başka İslam ülkelerinde vesairede filan da biraz bulunma hasbelkader nasip oldu. Şimdi bizim toplumda daha fazla bir dejenerasyon görüyorum. Anne baba, aile ilişkileri çerçevesinde yani. Evet. Mesela şimdi üzerinden komünizm gibi yaklaşık bir asırlık bir buldozer gibi komünizmin geçtiği bir toplum. Mesela Kırgız toplumu. Ben orada Manas Üniversitesi'nde bir miktar bulundum. Şimdi aile bağları itibariyle bizimkinden çok daha ileri seviyede olduğunu görüyoruz. Allah Allah dedim ya biz şimdi komünizm ne din koymuştu ne ahlak koymuştu bize Türkiye'den biz baktığımız zaman buraya bizim gençliğimizde. Efendim evet. Öyle görüyorduk. Nasıl muhafaza ettiniz bunu? İşte komünizm geldi ama şehirlere geldi. Dağlarda, köylerde biz normal hayatlarımız. Bir de hocam şimdi baskı birleştirir. Yani evet. bir baskı varsa ortam içerisinde evet. o birleştirir. Hı-hı. Sayın hocam vaktimiz öyle hızla mi? İlerliyor. Biz şeye... toparlayalım. Zaten sohbet evet. Evet sohbet hocam. Neyse. Yalnız şöyle toparlama bağlamında şunları söyleyebiliriz. Cenneti kazanmak istiyorsak evet farzlardan ve haramlardan taviz vermeyeceğiz. Evet. Değil mi? Farzları yerine getireceğiz. Haramlardan kaçınacağız. Bu birinci iş. Ondan sonra cenneti kazanmanın en kolay, en kestirme yolu Osman Bey, evet hocam. Anne babaya iyilik yapmaktır. Onların hayır duasını alabilmektir. Ne yapıp edip alacağız? Biz üç kardeşiz. Diyelim ki babamız, annemiz bir tanesini bizden başkasını tercih ediyor gibi görünüyor. Bundan dolayı gücenmeyeceğiz. Yani biz yine onun duasını alıp onun bize yapacağı duanın en büyük hazinelerden birisinin olduğunun farkına varacağız. Dolayısıyla anne ve babanın yapacağı duanın
başka insanların yapacağı duadan çok daha muteber olduğunu, yapacağımız iyilikten ilk nasiplenecek kişilerin anne ve babalarımız olduğunun bir bilincinde olacağız. Bu Ramazan-ı Şerif münasebetiyle mesela eğer az çok bir kalbinde şu veya bu şekilde kardeşime bahçe verdi, bana şunu vermedi falan filan. Böyle armudun sapı, üzümün çöpü kabilinden bahanelerle Rabbimizin bu talimatını ihmal etmeyeceğiz. Anneniz, babanız hayatta ise cenneti kazanma ihtimaliniz, potansiyeliniz diğerlerine göre çok daha yüksek. Daha yüksek. Bundan dolayı ona bir ehemmiyet atfetmek mecburiyetindeyiz, birincisi. İkincisi, şunu hatırlatmak istiyorum. İslam hukukunda mesela cenaze namazı kılınmayan kişiler var. Evet hocam. Müslüman sayıldığı halde. Yani kafir sayılmıyor. Yani kafirin cenaze namazı kılınmaz zaten. Evet. Kendisini kafir saymıyoruz. Müslüman mezarlığına defnediyoruz ama cenaze namazı kılınmayan kişiler var. Kim bunlar dersek? 3 kişi var. Hanefi mezhebi üzerinden gidersek. Efendim, bagi olanlar, meşru idareye baş kaldıranlar, yol kesiciler, Müslümanların yol emniyetini ihlal edenler, bir de anne ve babasından birini öldürenler. Şimdi bakınız, burada adam öldürmek en büyük günahlardan değil mi Kur'an-ı Kerim'de? Ama normal adam öldürenin cenazesi kılınıyor. Bak ne diyorum şimdi, bu burayla belki ancak toparlamış olalım, akılda kalıcı olsun diye. Normalde İslam hukukunda şirkten sonra en büyük günahlardan birisi adam öldürmektir. Haksız yere. وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ Değil mi? Evet hocam. Hiçbir meşru gerekçe yokken adam öldürmek. Bakınız, öldürdüğümüz adam gayrimüslimse büyük bir günah. Müslümansa daha günahın dozu daha artıyor. Çevremizden birisi ise daha da artıyor. Anne babayı öldürdüğü takdirde onun artık şeyi yok. Eşi benzeri yok. O günahın eşi benzeri yok. O kadar büyük bir ceza öngörmüş ki İslam hukuku. Annesini ve babasının, anne ve babasından birini haksız yere öldüren, haksız yere derken de yani hataen bir şey, trafik kazasında şu olur. O zaten insan iradesinde olmayan bir şey. Ama işte malına erkenden konmak için veya şeyinden, yükünden kurtulmak için. Neyse artık herkesin kendine göre şeytanın insanın zihnine zerk ettiği bir takım vesveseler olabilir. Bu vesveseler çerçevesinde efendim anne ve babasından birini öldüren kişi evet defnedilirken bunu kafir saymayız. Çünkü inkar etmediği müddetçe biz ona kafir deme hakkına sahip değiliz. Değil mi? Evet hocam. Sırf ameli eksikliğinden dolayı ama İbreti alem için bu kişinin cenaze namazı kılınmadan defnedilmek durumunda. Tabii bak hocam. İntihar eden kişinin cenaze namazı bile kılınır. Biraz ihtilaf olmakla beraber Hanefi mezhebi intihar edenin cenaze namazı kılınır ama anne ve babasından birini öldürenin cenaze namazı kılınmaz demiştir. O kadar ağır hocam. Yani dolayısıyla anne ve baba deyince yani akan suların durması gerekiyor. Ben şimdi eğer vakit biraz telaşınızdan şey yapıyorum vakit varsa şunu hatırlatmak istiyorum muhterem seyircilerimize. Dünyada ve ahirette yüzünüzün ak olmasını istiyorsanız birkaç maddeye öncelik vermemiz gerekiyor. Yani önce buradan başlamamız lazım. Yani ıslah etmek için işte insanlara evet bütün alınan tedbirleri kabul ediyoruz. Eğitim vermek lazım, efendim insanlara Allah korkusunu aşılamak lazım, şu bu. Ama somut bir şey yapmak gerekirse, bir, mesela bu Ramazan-ı Şerif'ten itibaren bunu kendimize ilke edinmeyi düşünmemiz gerekiyor. Gayret. Mesela namaz kılmıyorsa bir kere bir namaza başlasın, birinci iş. Evet. Değil mi? Yani namaz kılmıyorsa bir kişi, akıl ve bali ise efendim bir kere bir namaza başlasın. Sahih bir şekilde namaz kılmaya başlasın. İki, sosyal ilişkilerinde dürüst olsun. Evet hocam. Bak bu da ikinci. Bir yalan bin kısmet kapısını kapatır derler eskiler. Dolayısıyla sizinle olan münasebetimde ben işte
türlü yalanın siyahı, beyazı, kahverengisi vesaire filan. Yalanı meşrulaştırmak için renkleri ayırmaya gerek yok. Yani pembe yalanlar diye bir şey, yok. Bir şey yoktur yani. Onun için mesela çocuklarınıza yalan söylemeyin. Yani gel oğlum sana çikolata vereceğim demeyin yani. Dediğin zaman deyip söz verdiğin halde vermeyince çocuğun zihnine o yalan kazınıyor bir kere. Yalan söylemek bir hayat tarzı olarak çocuğun zihnine geliyor. Siz de bir kere yalan söylediğiniz zaman bütün doğrularınızı riske atmış oluyorsunuz. Aynen. Yani ben senin yalan söylediğime benim muttali olduğum zaman o hoca ya ben onun yalan söylediğini gördüm. Yani söylediğine bakma filan. Halbuki diğerleri doğru belki. Ama hadis ilminde bu çok son derece önemlidir. Kişinin yalan söylediği tespit edilmiş ise onun rivayetlerine hiçbir şekilde itibar edilmiyor. Doğru da olsa. Doğru da olsa bilmiyoruz yani. Çünkü onun doğru olup olmadığını Allah biliyor. Evet. Biz ama kendi gördüğümüz beşer olarak yalan söylediğine muttali olduk. Bundan sonraki değerlendirmelerimiz o muttali olduğumuz şey üzerinden yürüyor. Evet, bundan dolayı bir de buna dikkat etmek lazım. Üçüncü iş yani dikey bağlantı. Rabbimize olan kulluk vazifemizin somut göstergesi namazdır. Toplum içerisinde iyi insan olmanın göstergesi de dürüstlüktür. Ondan sonra ise anne babaya iyilik başta olmak üzere sıla-i rahimdir. Evet. Yani bu üç ilkeyi hayatının mihveri kılan kişi dünyada da insanlar arasında muteber bir kişi olur. Hiç önemli değil muteber olup olmamak. Rabbimizin huzurunda efendim yapacağımız yani hani İmam Şafii Hazretleri başka Kur'an'dan hiçbir şey olmasaydı Asr suresi yeterdi diyor ya. Evet. Asr suresinde iman ettiğimizi söylüyoruz ve imanın sabit göstergesi olan namazı kılmışız. Değil mi? Evet. Ameli salih derken de işte yani kimseyi aldatmamışım, kimseye yalan söylememişim. Amin. Amin. Salihat. Değil mi? Anne babanın şeyine de sabretmişiz. Yani oradaki o ayette verilen mesajların tamamı hayatımıza yansımamış olsa bile onların her birinden bir kısmı faydalı, evet. Değil mi? Bizim hayatımıza yansımış ise yarın ya Allah'ın huzuruna çıktığımız zaman ya Rabbi işte yani hiç olmazsa bunları yaptım artık senin kereminden başka sığınağımız yok deme hakkımız ortaya çıkacaktır. Eyvallah hocam. Onun için bu anne babaya yapılan şeyin tazir cezası vardır. O ceza üzerinden gidecek olursak Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam itaatsız çocuklarla ilgili gelen şikayetler üzerine hem çocuklara nasihat etmiştir. Tabii şunu da hatırlatmıştır bize. Yani bir şikayet üzerine senin adın ne demiştir? Cual demiştir çocuk. Babaya da demiştir ki ne biçim isim koydun ya? Bu çocuğa ne biçim isim koydun arkadaş? Bu toplum içerisinde bu isimle nasıl dolaşsın bu çocuk? Şimdi böyle bir isim koymuşsun, sana itaatsizliğinden şikayet ediyorsun. Bunun böyle bir itaatsizliğe sen sevk etmiş gibi oluyorsun bir yönüyle. Dolayısıyla biz de anne baba olarak çocuklarımıza karşı görevlerimizi önce yapacağız. Yani hani klasik tasniften gidecek olursak güzel bir isim koymak. Yani o da evladın hakkı. Evet, evladın hakkı. İyi bir eğitim vermek. Evet. Allah ve Resulünün sevgisini, korkusunu vermek. Sonra da helal rızık kazanabileceği bir zemin oluşturmak. Bunu yaptıktan sonra biz görevimizi tamamlamış oluyoruz. Bu sefer görev onlara geçmiş oluyor. Hocam, bütün bunları dikkate aldığımız zaman inşallah yani aile düzeni hocam aile düzeni, toplum düzeni, toplum hepsi düzeni. Buna bağlı yani, olarak. Oradan başlayınca ister istemez eyvallah. Bu dalga dalga toplumun tamamına sirayet edecektir. Ve şu anda belki son söz olarak şunu söyleyeyim. Yani huzur evlerine emanet edilen, bırakılan hatta emanet edileni biz rencide olmasınlar diye söylüyoruz. Yani çokları bırakıyor yani. Adam seyahate gidiyor, annesini babasını huzur evine bırakıyor. Ne gariptir ki çoluk ve çocuğu, dört tane çocuğu varsa hepsini de en yüksek seviyede
okutmuş efendim, fedakarlık yapmış vesaire filan. Ama çocuklar maalesef babalarına sahiplenmemiştir. Rabbim hayırlı ıslah etsin. Hayırlı ıslah etsin diye. Ağzınıza yüreğinize Allah sağlık. Razı güzel olsun. Bir sohbet teşekkür hocam. Toplumda bir yaraya parmak basmış olduk. Allah razı olsun. Cümlemizden Allah razı olsun. Sahurunuz bereketli, oruçlarınız makbul olsun.